Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kıtır kıtır, çıtır çıtır salatalık turşusu nasıl olur? Püf noktalarıyla beraber bu videomda sizlere anlatacağım inşallah. Sade salatalık turşusunun yeri gerçekten apayrı oluyor. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Burada 1,5 kiloya yakın salatalığımız. Normal, ince, çekirdeksiz bir salatalık tercih. Bahçeden topladığım salatalıklarım görmüş olduğunuz gibi organik. 4-5 adet iri boyda sarımsağımızı güzel bir şekilde kabuklarına soyduktan sonra ince ince dilimleyelim. Bir avuç kadarıyla top biber ve çin biberim var. Dilerseniz yapımına geçelim. Ben turşularımı bu şekilde 1 litrelik kavanozlara kuracağım. Tüketmesi daha kolay oluyor. Salatalıklarımızın şu baş kısmını hafif böyle bıçak yardımıyla keselim. Bir kürdan yardımıyla salatalıklarımızı ara ara delikler atalım. Kavanozumuza dikey bir şekilde yerleştirelim. Salatalıklarımızın üzerine birkaç tane sarımsak ilave edelim. Acı olmasını istiyorsanız 1-2 tane çin biberi ya da top biberi ilave edin. Bunları da aynı şekilde kürdan yardımıyla delikler atalım. Bu kadar yeterli. Şişemizin üst tarafı görmüş olduğunuz gibi boş kaldı. Salatalıklarımızı bu şekilde yerleştirmenin imkanı yok. İlk önce delik atalım. Ortadan ikiye keselim. Bu şekilde kavanozumuza yerleştirmeye devam edelim. Üzerlerine dilerseniz 1-2 tane daha sarımsak atabilirsiniz. Sarımsak turşuya çok yakışıyor ve lezzetini 1000 kat daha arttırıyor. Evet, ilk kavanozumu hazırladım bu şekilde. Diğer kavanozumu da aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Salatalık turşularımı sırasıyla kurdum arkadaşlar. Tam 3 kavanoz bu şekilde turşum çıktı. Siz dilerseniz büyük kavanozları da kurabilirsiniz. Her bir litreye 1 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edelim. Mutlaka kaya tuzu kullanın. Yemeklik tuz kullanmayın. Turşunun erimesine yol açacaktır. Bir çay bardağı alalım arkadaşlar. Her bir litreye yarım çay bardağı üzüm sirkesi ilave edelim. Turşularımızın üzerine kaynatılmış su ilave edelim. Kavanozlarımızın ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Turşularımızı direkt ters çevirelim. Sirkenin ve tuzun tamamen eşit miktarda dağılması için bunu yapmamız gerekiyor. Bir 5-10 dakika bu şekilde durduktan sonra kavanozlarınızı ters çevirip buzdolabında turşularınızı muhafaza edin arkadaşlar. Mutlaka buzdolabında saklayın. Çünkü havalar çok sıcak ve turşunuz dışarıda eriyebilir. Tam 4 gün sonra turşularınız yemeğe hazır.
Her zamanki dediğim gibi garantili bir turşu tarifi. Önemli olan seçtiğiniz malzemenin kalitesi. Ne kadar iyi bir salatalık seçerseniz o kadar da turşularınız iyi olacaktır. Benim her zaman vermiş olduğum ölçüler bu şekildeydi arkadaşlar. Emin olun vermiş olduğum ölçüler gibi kurarsanız çıtır çıtır bir turşu elde edersiniz. Gerçekten turşu vitamin deposu arkadaşlar. İçerisinde bol sarımsak ve sirke var. Bu videomun da sonuna geldim. Henüz kanalıma abone değilseniz eğer bu videodan sonra direkt abone olabilirsiniz. Abone ziline bir değil iki defa basarsanız eğer videolarımdan otomatikman haberdar olacaksınızdır. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.